ciddiyim öyle. Vallahi hiç ciddi olmamıştım bu kadar. Ha şimdi diyecek bizim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz biliyorum. Demek ki bu zamana kadar hep bizi kandırdı. Bundan sonra da ne bekleyeceğiz ki? Hep kandıracak. Hop! İşte bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Evet, Euro Truck Simulator 2'deyim. Ya şöyle ben bir gideyim ya. Şöyle gideyim. Şöyle koltuğuma geçeyim abi. Şöyle bir oturayım. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, karşınızda Crafter'ın yeni modeli. Yeni model dedim, yeni yapıldı arkadaşlar. 10 numara bir araç olmuş. Yapımcılarını hemen tekrar söylemek istiyorum. Bir kere daha incelemiştik. O eski sürümüydü. Bu yeni sürümü. Yenilenmiş Crafter. Oyuna aktarma tüm düzenlemeler Hüseyin Karadan'a. Model Hüseyin Ülken. Yardımlar Mert Kerem Belen arkadaşlar. Gerçekten çok güzel araç çıkarmışlar. Şimdi size ben şeyi göstereceğim. Sanayide nasıl parçada kalır. Böyle onları göstereceğim. Mercedes galerisinden alıyorsunuz. Şu şekilde aracın içine bakın. Çok güzel. Ne oluyor lan? Allah Allah. Demen dıştan da göstermek istiyorum. Hüseyin Karadan'a. Evet arkadaşlar şu araca bakın. Karpuz jantlar altında. Şuna bakın. Abi çok deli durmuyor mu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Tek deli durmuyor. Tek deli yalnız. Çok deli durmuyor. Evet ya 10 numara bir araç olmuş arkadaşlar. Ne olursa olsun çok süper olmuş. Aslında ben Volkswagen tarafçısı değilim. Volkswagen'i sevmiyorum ama modlar gerçekten güzel oluyor ya. Sevmiyorsak gerçekte sevmiyoruz kardeşim. Öyle ama oyun tabi yapıldığı zaman 10 numara oluyor arkadaşlar. Çok süper ya. Çok deli durmuyor ama. Kaç koltukmuş bu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 koltuk, 16, 17 koltuk falan olması gerek. Şu ön çift koltuklu olacak yalnız, evet. Güzel olmuş, güzel güzel. Evet, şimdi şöyle bir hakkında kısmında ya da ben direkt çekici galerileri diyoruz, Mercedes çevrim içi satın al diyoruz. Şunu şöyle aracı yapılandır. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkıyor karşımıza. Şuradan motor falan seçenekleri var, şanzıman zaten aynı. İç kabin var. Skoda'nın üzerine yapıldı zaten arkadaşlar biliyorsunuz. İki tane iç seçeneği var. Tabi bunu seçerseniz daha güzel duruyor. Yani aslında bir dakika dur. Aynen ya arkadaşlar. Ne bileyim. Şöyle bir dakika. Tamam böyle olsun fark etmez. İstediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün renk seçenekleri var. Burada halojenmiş. Neyse tamam anlaşıldı. Oraya şeye takabiliyorsunuz. Şu öne tampon takılıyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi ayrı ayrı tamponları var. Süper yapmışlar aracı yalnız ya. Araç çok hoşuma gitti. Öne böyle panjurunu değiştirebiliyoruz. Şu ışıkları kapatalım. Panjuru değiştirebiliyoruz. Altına jant seçenekleri var. Şöyle kendi orijinal jantı var. Ondan sonra böyle kapak türü jant var. Tabi ben bunu seçiyorum her zaman. Vossian'miş arkadaşlar. Pardon. Karpuz değilmiş. Okumadım. Çünkü karpuza benziyor. Gaunt olsa yenir yani. Şimdiki şu şekilde şöyle aracı değiştirelim. Aynalar falan var. Yan etek basamak falan tarzı şeyler takılıyor. Renkli falan buradan. Şuraya bir tane kuğu anten atılıyor. Buraya uydu atılıyor. Cıda atıyoruz. Sonra havalandırma. Şöyle daha iyi görün arkadaşlar. Parlamasın. Arkaya spoiler atıyoruz. Sonra buraya renkli falan dedik. Sonra kaplama atıyoruz şu arka janta. Difuzör. Renkli arkayı değiştirebiliyoruz. Basamak falan var. Basamağı kaldırın arkadaşlar. Çok saçma duruyor. Şu arkaya basamak ekliyor. Başka ne var? Ha, bir de arkadaşlar şuraya şey ekleyebiliyoruz tabi. Bunu kaldırırsanız böyle olur. Renkli oluyor. İsterseniz de Volkswagen ablemini koyuyorsunuz. Bende Volkswagen ablemi var.
Bu işteki içeri o Skoda'nın üstüne takılan şeyleri takabiliyorsunuz. Gerek yok. Tamam arkadaşlar, bu kadar zaten. İçinde de takmaya, aksesuar takmaya yer yok. Şöyle güzel. Evet, şöyle bir çıkalım. Şöyle bir çıkalım. Aracımızı sürelim arkadaşlar. Evet, şuraya Bilestok'a gideceğiz arkadaşlar. Bilestok'ta nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Şuraya bir yere gelelim ya. Gelelim, gelelim şuraya bir yere gidelim. Evet. Havaalanından aldık işçileri. Şimdi oraya gidip bırakacağız. Hadi bakalım yola çıkalım. Buraya da bu arada indaş gibi bir şey yapmışlar ama olmamış. Süper olmuş arkadaşlar. Süper olmuş. Biraz daha geliştirilirse çok süper olur. Yani nasıl diyeyim, esneme gibi şeyler falan olursa 10 numara bir araç olacağına eminim. Şu anda da 10 numara olmuş zaten. Hani bir tane Sprinter incelemiştik. Biliyorsunuz yeni model Sprinter. Ondan bile üst numara. Üstte duruyor şu anda şu model. Şu araç. Şuna bakar mısınız? Çok deli değil mi ya? Çok deli değil mi ama? Kaç kilometreyle gidiyoruz şu anda? 180'i vurduk. Daha vurabilecek miyiz? 200'ü geçtik. Demek ki fazla hızlı gidince. Dur lan dur. Mercedes, hayır. Alın arkadaşlar, bununla dolmuşçuluk yapın. Vallahi diyorum, ciddiyim. Servisçilik çekin ya. Sizce de süper olmaz mı? Şöyle bir de yakayım hallerini. Arkadaşlar çok süper olmuş ya. Valla bakın arkadaşlar, ciddi söylüyorum, video altında link vereceğim, kesinlikle indirmenizi istiyorum, kesinlikle indirin, oynayın, böyle bir şey yok ya. Zaten aracın görüntüsü, şu direksiyon olayı hepsini bitirmiş. Biliyorsunuz bir öncekinde direksiyon olayı yoktu, Mercedes'in direksiyonu vardı. Gerçek interior'u gerçek integra 60'lar üzerine. Düşseniz ya, servisçilik yapıyorsunuz. Şu arkada kızlar falan da. Ya arkadaşlar ya, aklımız neler ya. Yok bırak, günah günah. Neyse dur, geç şuna. Kırdım lan. Oh. Evet arkadaşlar ya, gerçekten süper. Bu arada arkadaşlar, My Summer Car videosunu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Onu da izleyin. Çünkü o deli bir oyun oldu. Çok süper. Yani diyecek bir laf bulamıyorum. Gerçekten süper oyun olmuş. Devamını bekliyoruz. Güncellemelerini bekliyoruz. Devamı gelsin yani, bir zahmet. Eski bir oyunmuş. Bunu da öğrendim bu arada. Abi çok güzel ya. Kendimi gerçekten şey, crafter sürermiş gibi hissettim şimdi.
Böyle şeylerine bir şey diyemiyorum yani. Benim araçları hoşuma gitmiyor nedense. Yani şu maksat şu ayıplı malları var ya. Jean, Volkswagen. O yüzden. Hoşuma da gitmiyor ya zaten. Skoda'nın frenleri ne kadar tutar ki? Skoda'nın şeyini atmışlar buna. Balatalarını. Sizce nasıl arkadaşlar ya? Bence süper olmuş. Şuna baksanız ya bir. Ciddiyim, bunu alın. Bakın bunu alın arkadaşlar. Şöyle bir güzel de bir harita indirin. Hop. Ha, bu arada öyle bir hatalar var evet. Güzel bir harita indirin arkadaşlar, böyle çukurlu mukullu olsun, tamam mı? Oynayın ya, ciddiyim. Alın Promotes'u, indirin Promotes'un haritasını. Geçin Gönland Adası'na. Gönland Adası'nda oynayın. Süper sarar. Vallahi süper sarar. Aslında öyle bir seri çeksek mi ya? İstiyor musunuz arkadaşlar? Mesela böyle dolmuşçuluk gibi bir seri istiyor musunuz? Gelsin mi Promotes falan? Benim için sıkıntı olmaz. Hatta başka harita da olabilir arkadaşlar yani. İlla Promotes demeyelim. Mesela Moskova haritası olabilir. Yani zorlu olsun yeter. Böyle bununla giderken alçak ya, bir de önü sağ sol yapacaksın böyle. Ay. Ben Skyline'ı kullanmam, bırakır bunu kullanırım. Vallahi diyorum. Düşünsenize şöyle. Bir de Logitech G27'iniz olduğunu. Bir de satamadım. Bir de geçmedi. Bence süper arkadaşlar, süper. İndirin oynayın. İndirin, indirin. Kesinlikle indirin. 96 MB bir boyutu var. İndirin gitsin. Sıkıntı yok yani. Çok süper ya. Felaket hoşuma gitti bu araba şu benim. Ciddiyim öyle. Vallahi hiç ciddi olmamıştım bu kadar. Ha, şimdi diyecek bizim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz, biliyorum. Demek ki bu zamana kadar hep bizi kandırdı. Bundan sonra da ne bekleyeceğiz ki? Hep kandıracak. Hop! İşte bu kadar. Çok güzel. Bir vites, bir gaz, devam abi. Bitti yani. Of, takıldı lan. Evet. Araç çok süper ama ya. Gel lan. Kaçan biz olduk yine. Düşünsenize, siz tırla geliyorsunuz karşıdan. Böyle 200 kilometreyi vuracak bir tane crafter geliyor. Ne yaparsınız? Valla o crafter'a bir vurduğunuzu düşünsenize ya, Skyline'da, tırla, dafla mesela. Bir komaya artık sağ çıkan olur mu olmaz mı bilemez. Evet. Geldik. İsterseniz arkadaşlar dediğim gibi bir seri gelebilir. Haritayı önerin arkadaşlar. Ama Promotes önermeyin ya. Ciddiyim, Promotes önermeyin. Başka harita önerebilirsiniz. Eğer olursa onunla bir 3-4 bölüm atabiliriz böyle skin şeyle, crafter'la. Çünkü arkadaşlar şu araca bakarsanız ya, bu araç yani şöyle bir geldik. Otogar'a geldik. Hop. Şuna bakarsanız abi çok süper ya. Çok süper, 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 süper ötesi ya. Bir şey demiyorum da. Daha bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar, önerilerinizi bekliyorum. Kesinlikle öneri yapın. Bir harita, zorlu bir haritayla ve bu araçla bir seri, yani 2-3-4 bölümlük bir video gelsin mi ya? Ne diyorsunuz? İster misiniz? Eğer isterseniz zaten en fazla 2-3 kişi istesin. Kesinlikle öyle bir seri yani gelebilir, bölüm gelebilir. Çok sevdim ben bunu ya. Ciddiyim, sevdim. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki ETS2 videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.